AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya vazosu ile ilgili öyle bir konuştu ki, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun neler dedi neler. Sebahattin Ceyhun'u ayrıca Dumlupınar Üniversitesi'nin vazo ile ilgili çalışması hakkında neler söyledi. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Sebahattin Ceyhun, Hüseyin Gezgin'e yaptığı açıklamada Kütahya'nın gündeminde Kütahya vazosu var. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı, paylaşımlar yapıldı. Benim kişisel görüşüm Kütahya vazosunun eski hali olması ve eski halinin korunmasından yana dedi. Dumlupınar Üniversitesi'nin bu konuda yaptığı açıklamaya değerlendiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hüseyin Gezgin'e Dumlupınar Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sadece tavsiye niteliğindedir dedi. Sebahattin Ceyhun ayrıca şunları söyledi. Şükür, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii Kütahya'nın bir meydana ihtiyacı var. Bu meydanla ilgili belediyemiz bir çalışma yapmıştı. Fakat Murat Kurum beyefendi şehrimizi ziyaret ettiği zaman kendisi tabii ki çok tecrübeli bir bakan, bu konuları da iyi biliyor. Projeyi de görmüştü. İşte bu projeyle ilgili kendisinde bir takım açıkçası görüşleri oldu. Bu görüşler dahilinde kendisi şunu söylemişti. Ben proje anlamında da size destek verebilirim. İmalat anlamında da Kütahya Belediye'mizin bu masrafına çok ciddi bir katkı sunabilirim. Hatta hemen hemen yapılacak masrafın büyük bir kısmını, bir kısmını hibe, bir kısmını da kredi olarak destekleyebileceğini belediye başkanımız iletmişti. Bu manada çalışmalar dahilinde projeler geliştirmeye başlandı. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani herkes çalışsın Hüseyin kardeşim. Yani mesela üniversitemize bu konuda bizler işte bakanlığımız, belediye, ondan sonra özel idaremiz, valiliğimiz hep beraber bir çalışma yürütülüyor. Güzel bir meydan kazanılsın. Ben akılla, istişareyle iyi noktalara varılabileceğini bin kere düşünüp bir kere yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu manada üniversitemizde sağ olsun bir proje hazırlanması teklifini, daha doğrusu bir görüş olarak onların da bir şeyler sunması gerektiğini üzerine bir ödev adettiler ve bununla ilgili bir çalışma yaptılar. Belediyemiz bir çalışma yaptı. Bakanlığımız iki çalışma yaptı. Yani ortada 3-4 tane çalışma var Hüseyin kardeşim. Evet. Bunların hepsini biliyoruz. Bunların içerisinde en iyi olanlarının en iyi kısımlarını alıp inşallah bir proje çıkartmak en uygun olanı. Oradaki işte vazo, tabii üniversitemizin ekibi bunu çalışırken farklı alternatifler de düşündü. Ortadaki vazonun biraz daha kenarda değerlendirilip veya başka bir yerde değerlendirilip şu anki vazonun yerine de işte o gösterdiğiniz biraz daha postmodern diyebileceğimiz farklı tarzda bir sadece bu bir fikirdir. Hüseyin kardeşim, fikirler açık olmak lazım. Yani ben şimdi bunu beğendim mi dersen kendi şahsım olarak söyleyeyim. Ben eski vazomuzun olmasını daha mantıklı buluyorum. O zaman da söylemiştim. Ama sonuçta birileri de böyle bir proje getirdiyse ben de bunu tamamen reddetmem hiçbir zaman. İstişare konusunda ortaya konur bu ve insanlar değerlendirir. Bunun sonucunda eğer çoğunluk hangi konuda yoğunlaşıyorsa, halkımız hangisini daha estetik bulacaksa onun üzerinden gideriz ve bunun imalatı ilginç çalışma başlatır. Dolayısıyla üniversitemizin yaptığı çalışma bir öneriydi. Öneri çalışmasıydı. Farklı bir projeydi. Bu projenin de bence çok güzel yanları var. Belki vazo ile ilgili birçok eleştiri alsa da orada mesela bir yayalaştırma projesi düşünüyorlar. Bu yayalaştırma ile ilgili belki de hakikaten onların bu görüşleri değerlendirilebilir. Biraz daha o bölge genişlemiş olur. Bunlar değerlendirilebilecek projeler. Aynı zamanda belediye projesinde belki içerisinden güzel kısımlar alınabilir. Bakanlığın 2-3 tane iki tane projesi var. Oradan da yine güzel kısımlar alınıp ortaya çok güzel, nezih bir meydan projesi çıkartılabilir. Direkt reddetmek yerine bence her şeyin güzel taraflarını alarak iyi bir proje ortaya çıkarılabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Bu manada benim görüşüm bu şekilde. Zaten üniversitede bunu ifade etti. Biz de burada bir öneride bulunduk. Bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da öyle bedel karşılığı falan olan bir çalışma değil bu. Hakikaten Kütahya'da yaşayan insanlar ve Kütahya'da bir katkıları olsun istiyorlar. Ben de onların projelerini kıymetli buluyorum açıkçası. Evet. Yine Vazokule diyordunuz galiba. Evet, evet. Belediyenin. Vazokule tabii, Vazokule bundan çok çok apayrı bir proje. Belediye Başkanı Alimiş'in bir projesiydi. Bununla ilgili yer belirleme çalışmaları falan da yapıldı. Kendileri bununla ilgili sanırım çok yakın zamanda bir ihale aşamasına da geçecekler duyduğum kadarıyla. İhalenin yöntemini falan belirlediler. Tabii ki sonuçta belediye yönetimi kendilerinde, yani bununla ilgili bir projeleri de var. Biz bu projelerini gerçekleştirmeleri konusunda kendilerine asla engel olmayız. Destek oluruz. Zaten biliyorsunuz o süreci hep beraber yaşadık. İşte 15 bin istihdam sözü verdiler.
Biz yine bununla ilgili onlara gerekli olan her konuda destek olmaya çalışırız. İşte göğüs hastanesi, belediye hastanesi, kendilerinin farklı projeleri de vardı. Her belediye gelirken insanlara belli projeler sunar. Eğer belediye de kazanırsa bu projelerini gerçekleştirmek için de çalışmalar yapar. Zaten olması gereken de budur. Millet de bu çalışmalarını tabii ki önemsemiştir, beğenimsemiştir ki oy vermiştir. Dolayısıyla bu manada onların projelerini gerçekleştirmelerinden daha olağan bir şey olamaz. Yani Kütahya'nın menfaatine olan çalışmalara destek vereceksiniz canım. Tabii ki yani bununla ilgili zaten yani yanlış düşünmemiz farklı olur. Evet. Hani insanlar diyorlar Vazakule işte Kütahya gerekli midir, lüks müdür, değil midir? Tabii bunu birazcık değerlendirilebilir. Yani şimdi ben kendi görüşümü buradan söylemeyeyim ama insanlar bununla ilgili uzmanlar var. Bununla ilgili insanların görüşü olabilecek, görüş alınabilecek belli kesimler var. Üniversiteyle konuşulabilir, işte estetikle ilgili belki mimarlar odasıyla konuşulabilir. Şehrin diğer belki de kısımlarıyla görüşülebilir. Ki belki de görüşülmüştür. Buna istinaden bu proje devam etmektedir. Dediğim gibi inisiyatif onlar da Kütahya'nın hayrına olabilecek her konuda da biz köstek olmayız açıkçası. Evet. Az önce vazo ile ilgili sizin şahsi olarak eski halinde olmasından yana olduğunu ifade ettiniz. Kamuoyunda da özellikle sosyal medyada Kütahya vazosunun eski haliyle tasarlanmasını istiyor. Ve bu konuda da paylaşımlar yapılıyor sosyal medyada. Bu sosyal medyada paylaşılanların yani halkın paylaşımları, talepleri dikkate alınması gerekiyor mu? Ona göre proje hazırlanması gerekiyor mu? Tabii ben biraz önce bahsettim. Benim kendi görüşümdü. Ben kendi görüşümü açıklamaktan hiçbir zaman çekinmedim. Şahsi olarak benim de bir fikrim var. Sonuçta ben de burada yaşıyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi böyle bir proje için bu şekilde bir vazo tasarlayan bir ekibi de ben saygı duyarım. Yani onlar bunu kendi görüşleri olarak sunmuşlardır. Bu değerlendirilir. Bunu seven de olur, sevmeyen de olabilir. Ama benim kendi görüşüm olarak bizim klasik yıllardır bulunan vazomuz, bizim artık adres kaynağımız, adresimizin baş köşesi olmuş bir vazonun da belki farklı şekillerde bir ufak revizyona da gidilebilir ama biz bu haliyle korunmasının kendi fikrim olarak söylüyorum daha uygun görüyorum ben. Belki birazcık hani şu andaki pozisyonuyla ilgili bilmiyorum sağlıklı mıdır yapısı. Onun da incelenmesi lazım. Hani eski zamanlardan beri devam eden bir iç yapısı var bunun. Daha sağlıklı hale getirilebilmesi çalışılabilir. Belki dizaynıyla ilgili bir revizyona gidilebilir ama genel itibariyle biz eski vazomuzu korunması yönünde ki bu çok da önemli gerçekten. O projeye bakarsanız ortada bir vazo figürü var. Dediğim gibi biraz postmodern tarzda yapılmış. Onu oradan alın, eski vazoyu koyun. Çok da önemli bir değişiklik olmaz. Zaten insanlar bunun yapılabileceğini de söylüyorlar. Bu proje önemli bir proje. Eski haliyle korunması bizim açımızdan uygundur. Ama her türlü fikre de açığız. Evet. Eski vazonun aynı şekilde yapılmasını isteyen Sanatçılar Birliği de var. Özellikle sanatçıları temsilen Sayın Nida Olçar hanımefendi de basına da açıklama yapmıştı bu konuda. Yani sonuçta sanatçıların ve Kütahya halkının talepleri de dikkate alınarak yapılması gereken bir proje olarak değerlendirilebilir mi? Tabii ki şimdi ben şöyle düşünüyorum. Kütahya denildiği zaman akla gelen belli birkaç unsur var. Yani bunlardan biri de vazo. Bu vazo artık buraya gelen giden insanların hakikaten şu vazoyu da bir göreyim dedikleri bir unsur. Baş aktörlerden biri Kütahya için söylüyorum. Yani kent mobilyalar açısından, kent süsleri açısından söyleyebileceğim vazo. Kütahya deyince herkes bu aklına gelir. Dolayısıyla böyle klasikleşmiş bir artık argümanın böyle bir kent mobilyasının ya da ne diyeyim süsün diyeyim açık size. Bununla ilgili bir değişiklikle ilgili özellikle bu sanatçılardan gelen işte biz bunu istiyoruz düşünceleri, klasik şekilde kalsın düşünceleri kıymetli hepimiz için. Dolayısıyla bunun yenilenmesini ya da değişikliğini yapacak olan erkekler de bunu değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Biz vazomuzu seviyoruz. Yani vazomuzun bu şekilde korunması tabii ki bizim için bir fikirdir. Böyle düşünüyoruz. Biz kendimiz de böyle düşünüyoruz. Evet.